Kur'an'a aykırı bir şeyi bana dayatırsanız hayat olsa teperim. Hayat olsa kabul etmem. Ya da haksızlık kimden gelirse gelsin, kime yönelik olursa olsun, mazlumdan yana zalime karşı. Zalim babam da olsa, mazlum düşmanım da olsa. Benim ne yaptığımı Allah biliyor. Ben halkım için savaşıyorum. İnsanların ne düşündükleri umurumda değil. Sayın Genel Başkan, sizi ben partinizi yakından izlemeye çalışıyorum. Şimdi iktidarın artılarına artı diyorsunuz. Eksi gördüğünüz noktalarda eksilerin altını net bir şekilde çiziyorsunuz kendinizce. CHP'ye gelince işte CHP'nin de ya nedir sakalla bıyıkla uğraşıyorsun hala 28 Şubat zihniyeti gibi CHP ile ilgili sözleriniz var. HDP'nin zaten işte hani İslam dışı anlayışıyla, Anadolu dışı anlayışıyla bir derdiniz mutlaka var. Efendim Ali Babacan, Sayın Ali Babacan, Sayın Davutoğlu söz konusu olduğunda da ya sütten çıkmış ak kaşık mısınız? Bütün faturayı Sayın Erdoğan'a yükleyip kendiniz hiçbir hata yapmamış gibi bembeyaz bir sayfa açamazsınız diyorsunuz. Hatta geçenlerde Sayın Ali Babacan'ın en fazla borçlanan dönemde ekonominin sorumluluğunu üstlendiğini söylediniz. Şimdi acayip bir durum ortaya koyuyor, çıkıyor. Yani zor bir şey değil mi? Zor bir çizgi değil mi? Her tarafa... Her tarafa tabiri caizse evet. Yalnız gireceksiniz diyorsunuz herhalde. Böyle devam ederseniz zaten yalnız girmek zorunda kalacaksınız seçime. Vallahi bir şey demek istemiyorum. Sonuç çıkarmak istemiyorum ama gözlem bu. Yani evet. Yani tabii işte gerçekleri söyleyince biraz tabii onun da manevi maliyeti oluyor. Dokuz köyden kovulma durumu oluyor. Gerçekleri söylemeseniz de olmuyor. Şimdi işte biraz önce sizin de dediğiniz gibi geçen bir programda söyledik. Yani ekonominin bir dahisi, bir kurtarıcısı, bir profesörü gibi sihirli değnekle ekonomiyi düzeltecek gibi parlatılan, lanse edilen Sayın Bakan, şimdi de parti lideri, ekonomiden sorumlu devlet bakanı olduğu zaman yıllık Türkiye'nin ödediği, kamunun ödediği faiz ortalaması 37 milyar dolar. Şimdi bütün her şeyin sorumlusu olarak gösterdikleri Sayın Berat Albayrak, tamam o da faiz ödedi, o da çok yanlış. O da çok hata yaptı da onun ödediği faiz yıllık ortalama 17 milyar dolar. Şimdi siz her şeyin sorumlusu ekonomiyi batıran bakan diye insan diye gösterdiniz. Siz ondan iki kat fazla faiz ödemişsiniz. Sayın Bakan'ın, Ali Babacan'ın ekonomiden sorumlu devlet bakanı olurken başladığında koltuğa otururken özel sektörün ve kamunun borcu 129 milyar dolar. Koltuğu bıraktığında bu borç 400 milyar dolar olmuş. Şimdi de gene ben borç almayacağım, kaynak üreteceğim demiyor. Bakınız internette de görebilirsiniz. Açıklamaları bizzat kendi ağzından. Düşük faizle borç alıp mevcudu ödeyeceğim. Daha düşükle alıp bir daha ödeyeceğim. Daha düşükle alıp bir daha ödeyeceğim. Yine borç alacağım ama daha çok borç alacağım. Daha düşük faizle alacağım. Daha çabuk alacağım. Şey olur mu? Sizin döneminizde de böyle. Diğer taraftan İstanbul Sözleşmesi benim eserimdir. Ben gurur duyuyorum diyor. Şimdi yani böyle bir durumda muhalefetin de gerçekten de çözüm üretmesi zor. Zaten Türkiye'de kararsızların oranının %20'ler seviyesinde olması da belki dünyanın en yüksek kararsızlar oranı. Neredeyse ana muhalefet partisinin oyu kadar kararsızlar partisinin oyu var. Kararsızlar ana muhalefet, evet. Çünkü bakıyor milletimizde tabii. Tamam AK Parti'nin bu yanlışları var da muhalefetin durumu da ortada. Yeniden refaha da göstermiyorlar. Biraz evvel sizin de ifade ettiği, daha doğrusu yazan, soru soran kardeşimizin de ifade ettiği gibi onu da göstermeyince, duyurmayınca habire kararsızlar şişiyor. İnşallah tabii bizim gayretimizle, çalışmamızla, çözüm önerilerimizi net bir şekilde ortaya koyarak, daha çok terleyerek inşallah bu kararsızları yeniden Refah Partimize kanalize edeceğiz. Gayretimiz, hedefimiz bu.